Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu perfekt. Perfekti bildiğiniz üzere haben ve sein olarak incelemiştik daha önceden. Şimdi ise bu dersimizde arkadaşlar haben ve sein'i aynı anda görüyor olacağız, sorgulayacağız. Hangisi haben'i gerektiriyor, hangisi sein'i gerektiriyor? Hazırsanız dersimiz başlasın. İlk örneğime baktığımda mein Onkel nur die Pferde fotografieren. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Mein Onkel hangi anlamlara geliyordu? Birden fazla anlamı vardı, öyle değil mi? Amca demekti, dayı demekti ya da enişte demek. Tabii kimi kastediyorsam, değil mi? Ona göre ne diyeceğim? Benim dayım, amcam ya da eniştem derken mein Onkel demem gerekiyor. Nur sadece demek arkadaşlar. Demek ki nur sadece demekmiş. Die Pferde atlar anlamında. Das Pferd at demek. Die Pferde atlar, değil mi? Fotografieren anlaşılacağı üzere fotoğraf çekmek anlamına geliyor. Şimdi ne diyor? İsterseniz dayı diyelim. Ben de tabii dayı olduğum için sürekli dayı örneğinden gidiyorum. Benim dayım, değil mi? Nur die Pferde sadece atları fotoğrafını çekti diyeceğim şimdi. Buna geçmeden önce öncelikle bir yüklemimize, eylemimize bakalım. Eylemimiz fotografieren, yani fotoğraf çekmek. Arkadaşlar bir ip ucu ieren ile bitiyorsa bir fiil, bu t ile sonlanıyor. Yani şöyle söyleyeyim, şimdiden ipucunu vermiş oluyorum belki ama burada fotografieren, ieren şeklinde sonlanıyorsa fotografiert şeklinde ne yapmış oluyorum? Perfekt yapmış oluyorum. Yani buradaki en'yi atıyorum, önüne g gelmiyor, sadece t geliyor. Dolayısıyla bu neyi gerektirecek arkadaşlar? Haben mi, sein mi? Haben olacak, değil mi? Sein içinde şöyle demiştik hatırlarsanız. A noktasından B noktasına bir ne varsa, bir geçiş varsa, bir hal değiştirme, bir yer değiştirme varsa ne yapıyorduk? Sein'i getiriyorduk, değil mi? Dolayısıyla burada ne yapacağız? Haben'i neye göre çekimleyeceğiz? Mein Onkel'e göre çekimleyeceğiz. Dolayısıyla bu ne olacak? Mein Onkel hat nur die Pferde, ne diyeceğiz, az önce söylemiştim, fotografiert. Demek ki dayım sadece atları fotoğrafını, sadece atların fotoğrafını çekti derken mein Onkel hat nur die Pferde fotografiert demem gerekiyor. Sıradaki ne bakalım arkadaşlar, ne diyor? Wir am Freitagabend mit unseren Freunden nach Berlin fliegen. Evet, fliegen. Ona geçmeden önce ya da yerindeyken fliegen neydi? Uçmak demekti. Dolayısıyla bir noktadan bir noktaya geçiş var. Öyle değil mi? Yer değiştirme var. Bu neyi gerektiriyor? Haben'i mi, sein'i mi? Neyi gerektiriyor arkadaşlar? Sein'i gerektiriyor, değil mi? Dolayısıyla wir için ne diyeceğiz? Ich bin, du bist, er, sie, es, ist. Wir sind, değil mi? Bu şöyle bir dursun. Wir sind am Freitagabend. Freitagabend hangi akşam arkadaşlar? Adı üstünde cuma akşamı, değil mi? Biz cuma akşamı diyor. Mit unseren Freunden. Die Freunde neydi arkadaşlar? Arkadaşlar demekti. Bakın mit ne alıyordu? Dativlik alıyordu. Unser bizim demekti. Bunların hepsini posesiflikte, değil mi, gördük. Görmemiş olan arkadaşlar mutlaka baksınlar. İşin içerisinde datif var. Mutlaka bakalım, datifle ilgili sıkıntı yaşayan insanlar varsa aramızda, değil mi arkadaşlar, varsa. Mit çünkü neyi gerektiriyordu? Datifi gerektiriyor. Dolayısıyla mit unseren Freunden demem gerekiyor, değil mi? Arkadaşlarımızla cuma akşamı Berlin'e derken ne diyeceğim? Nach Berlin diyeceğim, değil mi? Berlin'e doğru derken nach Berlin diyeceğim. Fliegen de uçmak. Peki fliegen'i ben perfektlikte nasıl yorumluyorum acaba? Wir sind am Freitagabend
mit unseren Freunden nach Berlin. Ne diyeceğim? Geflogen, öyle değil mi? Özellikle bu soruyu size tanıyorum ki eminim ki sizin de aklınıza gelmiştir, değil mi? Geflogen, değil mi? Sind geflogen, demek ki uçtuk, değil mi? Biz cuma akşamı arkadaşlarımızla Berlin'e uçtuk dediğimizde demek ki wir sind am Freitagabend mit unseren Freunden nach Berlin geflogen dememiz gerekiyormuş. Üçüncü örneğimizle devam edelim. Die Schüler ihre Freunde in Bursa treffen. Evet, öncelikle bir anlamlandıralım. Die Schüler neydi arkadaşlar? İlkokul ve değil mi? Liseye kadar olan öğrencileri kapsıyordu. Die Schüler. Ihre Freunde, bakın burada bir posesiflik var. Dolayısıyla kendi arkadaşlarını diyecek olursak ne diyeceğiz? Ihre Freunde. Burada kasıt ne? Öğrencileri kastediyoruz. Öğrenciler kendi arkadaşlarıyla ne yapmışlar? In Bursa, güzel şehrimiz, değil mi? Bursa'da treffen ne demek? Buluşmak demek. Dolayısıyla buluşmak bir noktadan bir noktaya değil, o noktada gerçekleşiyor. Bu durumda ben haben'i mi yoksa sein'i mi işin içerisine katacağım diye düşünmem lazım. Hangisi olacak arkadaşlar? Şöyle bir düşündüğümüzde o noktada cereyan ediyor. O noktada vuku buluyor. Ne diyeceğim? Haben'e getireceğim. Öyle değil mi? Şu o zaman şimdilik bir dursun. Çünkü neden haben dedik? Onlar üçüncü çoğul olduğu için die Schüler haben demiş oluyorum. Die Schüler haben ihre Freunde in Bursa treffen acaba perfekt zamanda nasıl yorumlanıyor? Şöyle bir düşünelim. Die Schüler haben ihre Freunde in Bursa evet. Eminim ki sizler de bulmuşsunuzdur. Tabii bu esse uzun bir boşluğu veriyorum ki siz de o arada bir şeyleri evet çağrıştırsın, bir şeyler aklınıza gelsin o arada düşünelim diye. Ve eminim ki sıkı bir Almanca kolay takipçisiyseniz bunları rahatlıkla yapıyorsunuzdur diye umuyorum. Evet. Dolayısıyla treffen ne oluyormuş arkadaşlar? Getroffen şeklinde yorumlanmış oluyor. Dolayısıyla öğrenciler kendi arkadaşlarıyla Bursa'da buluştu dediğimizde Die Schüler haben ihre Freunde in Bursa getroffen demem gerekiyor. Dördüncü örneğimize bir bakalım. Daniela von allen am schnellsten laufen. Evet, Daniela bir kadın ismi arkadaşlar. Von allen herkesten. Evet, burada herkesten ne yapmış? Am schnellsten, evet bunu superlatif konusunda değil mi? Komparatif, superlatif konusunda görmüştük. Hızlı, schnell demekti. Daha hızlı derken ne diyorduk? Schneller, en hızlı derken am schnellsten diyorduk, öyle değil mi? Dolayısıyla am schnellsten neymiş? En hızlı, herkesten hızlı derken von allen am schnellsten. Herkesten hızlı ne yapmış? Bakıyoruz eylemimize. Laufen. Laufen arkadaşlar hızlı adımla ilerlemek ya da koşmak anlamına geliyor. Dolayısıyla burada baktığımızda buradaki cümleyi incelediğimizde laufen ne anlama geliyor? Koşmak anlamında. Dolayısıyla Daniela ne yapmış? Herkesten hızlı koştu dediğimizde ne diyeceğiz? Şimdi koştu derken bir noktadan bir noktaya bir ilerleme söz konusu olduğundan dolayı hangisini düşünmem lazım? Haben mi, sein mi? Hangisini düşünmem lazım arkadaşlar? Tabii ki sein. Öyle değil mi? Dolayısıyla Daniela bu bir kadın ismi, bir kişiden bahsetmiş oluyorum. Ich bin, du bist, er, sie, es, ist. Dolayısıyla Daniela da ne olacak? Ist olacak, öyle değil mi? Daniela ist diyeceğim. Von allen am schnellsten gelaufen diyeceğim, öyle değil mi? Evet, dolayısıyla
Daniela ist von allen am schnellsten gelaufen. Daniela herkesten hızlı koştu demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Mein Onkel hat nur die Pferde fotografiert. Mein Onkel hat nur die Pferde fotografiert. Wir sind am Freitagabend mit unseren Freunden nach Berlin geflogen. Wir sind am Freitagabend mit unseren Freunden nach Berlin geflogen. Die Schüler haben ihre Freunde in Bursa getroffen. Die Schüler haben ihre Freunde in Bursa getroffen. Daniela ist von allen am schnellsten gelaufen. Daniela ist von allen am schnellsten gelaufen. Sıradaki örneğimizle devam edelim. Bu bir soru cümlesi arkadaşlar. Ne diyor? Wie viel Mineralwasser? Mineralwasser neydi arkadaşlar? Doğal maden suyuydu, değil mi? Dolayısıyla ne kadar doğal maden suyu, değil mi? Wie viel Mineralwasser du heute Mittag trinken? Heute Mittag, bu öğlen, değil mi? Bu öğlen ne kadar doğal maden suyu içtin diyeceğiz, değil mi? Trinken. Dolayısıyla haben mi sein mi diye düşünmem lazım. Trinken. Dolayısıyla o noktada cereyan ettiği için, değil mi? Ne olacak arkadaşlar? Haben olacak. Dolayısıyla haben'i neye göre çekimleyeceğiz? Du'ya göre. Dolayısıyla ich habe du hast, değil mi? Dolayısıyla wie viel mineral Wasser, ne diyeceğim buraya? Diğer kalemi kullanayım. Hast du heute Mittag, bu öğlen, değil mi? Trinken acaba nasıl çekimleniyordu arkadaşlar? Daha doğrusu perfektlikte nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Wie viel Mineralwasser hast du heute Mittag? Getrunken, öyle değil mi? Demek ki trinken ne oluyormuş? Haben getrunken şeklinde perfektlikte inceleniyormuş. Dolayısıyla bu öğlen, değil mi? Ne kadar doğal maden suyu içtin diye sorduğumuzda wie viel Mineralwasser hast du heute Mittag getrunken sorusunu sormamız gerekiyormuş. Sonraki cümle, hatta soru cümlesine bakacak olursak, evet, burada ne görüyoruz arkadaşlar? London, yani karaya, değil mi? Bir uçağın karaya varması, inmesi anlamına gelen London'i görüyoruz. London eylemini. Das Flugzeug arkadaşlar, uçak. Nach Köln, Köln'e. Evet, London'de demek ki inişe geçmek, değil mi? İnmek diyebiliriz. Dolayısıyla uçak, soru cümlesi olduğu için ne diyeceğiz? Uçak Köln'e indi mi? Şimdi burada inmek dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? Bir irtifa, değil mi? Bir noktadan bir noktaya bir geçiş olduğundan dolayı hangisi olacak? Sein olacak, öyle değil mi? Dolayısıyla das Flugzeug bakıldığında ich bin, du bist, er, sie, es. Dolayısıyla es, das Flugzeug. Ne olacak arkadaşlar? Seine göre ist olacak, değil mi? Buraya yazalım o zaman. Ne diyeceğiz? Ist das Flugzeug nach Köln? London ne olacak arkadaşlar? Ist das Flugzeug nach Köln? Gelandet, değil mi arkadaşlar? Uçak. Belli başlı bir uçaktan bahsediyoruz, değil mi? Çünkü artikelimiz das, das Flugzeug. Ist das Flugzeug nach Köln gelandet? Uçak Köln'e indi mi diye sorduğumda demek ki ist das Flugzeug nach Köln gelandet sorusunu sormamız gerekiyormuş. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Die Touristen ihre Koffer im Hotel abholen. Evet, die Touristen anlaşılacağı üzere turistler,
Dolayısıyla ne olacak bu? Üçüncü çoğul olarak düşünmemiz lazım. Onlar diyoruz çünkü, değil mi? Ihre Koffer, Koffer neydi arkadaşlar? Bavullar demekti, değil mi? Bavullarını otelde, im Hotel, abholen, abholen uğrayıp almak demek arkadaşlar. Bu aynı zamanda ayrılabilir bir fiil. Dolayısıyla ne yapacağım arkadaşlar? Burada benim ne yapmam lazım? Haben mi, sein mi diye düşünmem lazım. Turistler ne yapmış? Valizlerini otelden uğrayıp almışlar anlamına gelen abholen ne olacak? Haben olacak, öyle değil mi? Die Touristen haben ihre Koffer im Hotel, evet, abholen, ayrılabilir olduğunda ne oluyordu araya? G giriyordu. Dolayısıyla ne olacak? Die Touristen haben ihre Koffer im Hotel abgeholt. Haben abgeholt demek ki abholen, uğrayıp almak demek, değil mi? Dolayısıyla turistler ne yapmışlar? Bavullarını otelde ne yapmışlar? Uğrayıp almışlar dediğimizde die Touristen haben ihre Koffer im Hotel abgeholt dememiz gerekiyormuş. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wie viel Mineralwasser hast du heute Mittag getrunken? Wie viel Mineralwasser hast du heute Mittag getrunken? Ist das Flugzeug nach Köln gelandet? Ist das Flugzeug nach Köln gelandet? Die Touristen haben ihre Koffer im Hotel abgeholt. Die Touristen haben ihre Koffer im Hotel abgeholt. Sıradaki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Ihr, heute morgen 7 Uhr, aufstehen. Öncelikle bir anlamlandıralım. Heute morgen, bu sabah demek arkadaşlar. 7 Uhr, saat 7'de. Değil mi? Heute morgen demek ki bu sabah saat 7'de. Heute morgen 7 Uhr, aufstehen neydi arkadaşlar? Ayrılabilir, aufstehen fiilinin anlamı olduğumuz yerden doğrulmak anlamına gelebileceği gibi yataktan kalkmak anlamına da gelebiliyor. Dolayısıyla cümlenin içerisine baktığımızda bu sabah, değil mi? Ihr kaçıncı kişi oluyordu arkadaşlar bu? İkinci çoğul, değil mi? İki ve daha fazla insanı demek ki kastetmiş oluyoruz bu durumda. Siz bu sabah saat 7'de kalktınız diyeceğiz. Dolayısıyla burada ne yapmamız gerekiyor? Haben mi yoksa sein mi olmalı yardımcı fiilim diye düşünmemiz gerekiyor. Ancak şunu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Biliyorum, ancak burada gene bir irtifa gibi, yer değiştirme gibi düşünmeliyiz. O sebepten ne olacak arkadaşlar? Sein olacak, değil mi? Şöyle bir hatırlayalım. Ich bin, du bist, er, sie, es, ist. Wir sind, ihr ne olacak arkadaşlar? Ihr seid olacak, değil mi? Sie, sie de gene sind olacak. Dolayısıyla burası ihr seid, değil mi? Ihr seid heute morgen 7 Uhr, değil mi? Şimdi aufstehen düşünmem lazım. Aufstehen ayrılabilir fiili ne olacak? Araya auf'tan hemen sonra ne gelecek? G gelecek. Dolayısıyla ne olabilir acaba? Ihr seid heute morgen 7 Uhr ne olacak acaba? Auf gestanden. Öyle değil mi? Ihr seid heute morgen 7 Uhr aufgestanden. Siz bu sabah saat 7'de kalktınız, değil mi? Yataktan kalktınız anlamına gelmiş oluyor. Sıradaki örnekle devam edelim arkadaşlar. Du nichts als Salat essen. Evet. Sen nichts als Salat. Salatadan başka yemek. Evet. Yemek burada. Salatadan başka. Tabii Türkçe'de birebir çevrildiğinde insan ister istemez bir olumsuzluk yapmak istiyor. Ancak burada bir olumsuzluk yok. Salatadan başka
hiçbir şey yemedin deriz ya güzel Türkçemizde. Almanca dil dinamiğinde ise şey deniliyor. Sen salatadan başka hiçbir şey yedin gibi kullanılıyor. Dolayısıyla tabii komik oluyor. Güzel Türkçemiz gibi değil işte hiçbir dil. Ben kesinlikle bunu hep her platformda söylüyorum. Burada ne yapmamız lazım arkadaşlar? Yemek. Dolayısıyla bir noktada gerçekleştiği için değil mi? Bir noktadan bir noktaya gerçekleştirmeyeceğimiz için ne oluyor? Bir yer değiştirme söz konusu olmadığından dolayı haben'i gerektiriyor. Dolayısıyla du için ne diyeceğiz arkadaşlar? Ich habe du hast değil mi? Du hast nichts als Salat. Evet, essen acaba perfekt zamanda nasıl değerlendiriliyordu? Du hast nichts als Salat. Ne diyeceğim? Gegessen. Değil mi? Du hast nichts als Salat gegessen. Salatadan başka hiçbir şey yemedin deriz güzel Türkçe'de. Ne yaparız? Yemedin. Değil mi? Orada bir olumsuzlama var. Ancak Almanca'da yok. Burada ne var demek ki? Sen salatadan hiçbir şey yedin gibi değerlendiriliyor. Dolayısıyla du hast nichts als Salat gegessen dememiz gerekiyor. Tabi burada artık nasıl düşünmemiz lazım? Almanca dilinde düşünüyor olmamız lazım. O dinamikte düşünüyor olmamız lazım. Ve geldik son örneğimize. Son örnek bize ne diyor? Şöyle bir üstünden bir geçelim. Ne diyor? Ich und Julia letzte Woche 500 Meter schwimmen. Ne diyor bu cümle demek ki? Ben ve Julia letzte Woche neydi? Geçen hafta 500 Meter 500 metre schwimmen neydi arkadaşlar? Yüzmek demekti. Bu da gayet kolay değil mi? Yüzmek tek bir noktada değil de bir noktadan bir noktaya. Dolayısıyla neyi gerektiriyor? Yer değiştirmeyi gerektiriyor değil mi? Dolayısıyla bu ne olacak arkadaşlar? Sein. Ancak sein olacak. Ich und Julia. Ben ve Julia. Dolayısıyla kimi kastediyoruz arkadaşlar? Biz. Değil mi? Dolayısıyla ich değil, du değil, er, sie, es değil, wir. Peki wir için sein dedik. Nasıl değerlendirmemiz lazım? Ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind. Dolayısıyla buraya bir sintimizi yazalım. Ich und Julia sind letzte Woche 500 Meter. Evet, schwimmen nasıl değerlendirilmesi gerekiyor? Schwimmen, tabii bunların hepsi ezber arkadaşlar. Bunları ezberlememiz gerekiyor ki bunları yapabilelim. Çünkü bunun herhangi bir mantığı ya işte i yerine o olmalı, t olmalı gibi düşünmememiz lazım. Dolayısıyla Almanca kolayı izlediğimizde, derslerimizi düzgün bir şekilde kavradığımızda, takip ettiğimizde bunları yapıyor olabileceğiz. Dolayısıyla yapıyor olacaksınız. Dolayısıyla schwimmen ne olacak arkadaşlar? Ich und Julia sind letzte Woche 500 Meter geschwommen diyeceğim. Değil mi? Dolayısıyla sind geschwommen. Wir sind geschwommen. Biz yüzdük. Ancak örneğimizde ich und Julia sind letzte Woche 500 Meter geschwommen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ihr seid heute Morgen 7 Uhr aufgestanden. Ihr seid heute Morgen 7 Uhr aufgestanden. Du hast nichts als Salat gegessen. Du hast nichts als Salat gegessen. Ich und Julia sind letzte Woche 500 Meter geschwommen. Ich und Julia sind letzte Woche 500 Meter geschwommen.
Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde perfect zaman, yani güzel Türkçemizdeki karşılığı olan değil geçmiş zamanı, haben ve sein fiilleri ile incelemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.